Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığı'nda bugün Katip Çelebi tarafından hazırlanan Nizanül Hak adlı eseri sizinle paylaşmak istiyorum. Aslında bugün tanıttığım eser bir klasik. Katip Çelebi ismini özellikle uluslararası camiada bile çok dikkatle takip edilen eserlerinden biliyoruz. Keşf-i Zünun'un, Cihan Numan'ın, Tufetül Kibar'ın yazarı olduğunu hatırlatmama gerek var mı bilmiyorum. Katip Çelebi 17. yüzyılın yetiştirdiği en önemli bilginlerden, alimlerden birisi olarak dikkat çekiyor. Katip Çelebi kendi döneminde ortaya çıkan gerilim alanlarına odaklanarak gerilim alanlarının herkesi etkileyen, herkese bulaşan temalarını sorgulayarak bize aslında bir tartışma adabı, aslında bize bir müzakere adabını öğretmeye çalışıyor. Aslına bakılırsa Katip Çelebi'nin bu kitapta ele aldığı konulardan çok, bu konuları ele alış biçiminin çok daha anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum. Sivasi Efendi ile Kadızade arasında kutuplaşmalar, ikisi arasında ortaya çıkan tartışma formları, her ikisinin başını çektiği usul cereyanları ve bunların etrafında şekillenen saflaşmalar, gerilim alanları kuşkusuz gündelik hayattaki pek çok dini konunun ele alınış biçimini de köklü bir şekilde etkilemiştir. Gündelik hayatta sıkça tekrarladığımız sıradan konuların bile birdenbire sertleşerek bir kamplaşmaya yol açacak şekilde, ayrışmaya yol açacak şekilde ele alınması Katip Çelebi'nin başından beri sorun ettiği en önemli konular arasında yer almaktadır. Bugün içinden geçtiğimiz süreç içerisinde toplumsal olayları, toplumsal konuları ele alış biçimlerimize baktığımızda Katip Çelebi'nin Mizanül Hak başlıklı kitabının bir hayli değerli ve bize bir o kadar da yol gösterici bir kaynak eser olma özelliği taşıdığını söyleyebiliriz. Gündelik dilde sıkça kullandığımız ifrat ve tefrit kavramlarının karşılıklarını görmek için Katip Çelebi'ye kulak vermek gerekiyor. Aşırılıklar çağında iddialarımızı başkalarına gerçek ve tartışılmaz bir hakikat olarak dayattığımızda, karşı iddialara kulak vermeyip, karşı iddiaları sadece duymamakla kalmayıp, aynı zamanda da yok etmek ve bastırmakla yol aldığımızda, hayatın nasıl makuliyetten uzaklaştığını ve bir gerilim alanına dönüştüğünü bu kitap aracılığıyla biliyoruz. Aslında 17. yüzyılın dünyasından kesitler sunan Katip Çelebi bize o dönemin tartışmalarını zikrederken insanların bu saflığa, bu kolaycılığa, bu ayrıştırıcı dile her zaman yakalanacağını da gösteriyor. İçinden geçtiğimiz yüzyılda da benzer şeylere rastlamak mümkün. İnsanlar ya tefriti ya da ifratı tercih ediyorlar. İfratla tefrit arasında gidip gelen bir düzeneğin bize gerçeği buldurma imkanı olmadığını biliyoruz. Bu kutuplaşmalardan insanlar zarar görüyorlar. Katip Çelebi'nin problemi ifrat ve tefrit arasında gerçek bir Müslüman davranışını ortaya çıkarmaya yöneliktir. Onun gerçek bir Müslüman davranışı olarak ortaya koyduğu model İtidal modelidir, denge modelidir. Her ikisi arasında savrulmalara karşı orta yolu bulma konusunda Katip Çelebi kılı kırk yaran dikkatiyle bize bir örnek sunmaya çalışmaktadır. İfratın da tefritin de arkasında azgın bir kibirin ve inatçılığın olduğunu vurgulamakta, kibir ve inatla ilerlemenin toplumda düşünceler arasında diyaloğa, düşünceler arasında buluşmalara, düşünceler arasında bir ilişkiye fırsat vermeyecek nefsaniyetler ürettiğini söyler. Katip Çelebi bize akıl ile nakil arasındaki kopuşu nasıl önleyeceğimiz konusunda da nasihatlerde bulunur. Akıl da nakil de bizim hayatı kurgulamamızda kuşkusuz sıklıkla başvurmamız gereken temel kaynaklar arasında yer alıyor. Aklı nakil yönünde, nakli akıl yönünde seferber etmenin, onları birbiriyle birlikte
ele almanın hayatımıza katacağı imkanları, zenginlikleri çok ciddi örneklerle bize sunmaya çalışıyor. Katip Çelebi'yi takip ettiğimizde kendi dönemindeki eğilimleri dikkate alarak insanların sıradan gündelik hayatta sıklıkla kullanılan konularda pekala birbirine karşıt pozisyonlara sürüklenebileceğini ama bunları aşmanın yolunun da ancak itidalle, ancak dengeyle mümkün olabileceğini öğretiyor. Feraset dediğimiz şey, belki de basiret dediğimiz şey ancak bu ikilemi, bu gerilimi aştığımız zaman bize yol gösterici, ufuk açıcı bir kaynak olarak öne çıkabilir. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.